Bir ay boyunca Karagöz tarihinin en kapsamlı festivalini gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin farklı illerinden birçok Karagöz sanatçısı dün itibariyle İstanbul'a geldiler. Dün 1 Ekim'de Dünya Çocuk Günü'nde Karagöz Festivali'nin çocuk açılışını gerçekleştirdik. Bu akşam da Karagöz Festivali ödüllerinin ikincisi gerçekleşiyor. Yaklaşık 16-17 kurumumuz ödüllerini alacaklar. Bu sene onur konuğumuz Üstün İnanç olacak. Karagöz sanatına emek ödülleri dağıtılacağı biraz böyle güzel bir gecemiz olacak bizim. Ardından yine gösterilerimiz, çocuklara, gençlere yönelik atölyelerimiz de 31 Ekim'e kadar etkinliklerimiz devam edecek. Bu Karagöz camiası için, Karagözcüler için ve Karagöz sanatı için bulunmaz bir nimet diye tanımlayabilirim bunu. Çünkü bugüne kadar biraz göz ardı edildi maalesef. Biz kendimizi gösterme fırsatı bulamadık. Halk bize ulaşamadı. Bu festival bizi bütün İstanbul halkıyla ve ileride inşallah bütün Türkiye ile, belki yurt dışıyla tanışacağız, buluşacağız. Ve Hacivat perdeye geldi. Oyunumuzda Karagöz'ün iki tane Hacivat'ta, biri Medda Hacivat, oyunu anlatır, felsefesini anlatır. Bir de olayların içine girer, rol yapar. Çok klasik, çok bilindik bir şarkı yine. Karagöz seni bu nekre gülüm beni katıltır. Arnavut'un şarkısı. Remzi Aydın, ona çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bize bu olanakları sağladığı için. Karagöz Hacivat bizim aslında geleneksel sanatlarımızın en önde gelen önemli figürlerinden bir sanat dalı. İstiyoruz ki bu festival kapsamında hem çocuklarımıza ve yeni nesillerimize bu geleneksel sanatımızı tanıtalım. Hem de bu sanat kapsamında medeniyetimize ait, kültürümüze ait, yaşam tarzımıza ait alışkanlıkları, gelenekleri, görenekleri, adab-ı muaşeret dediğimiz şeyleri, belki kültürel olarak toplumdan topluma, nesilden nesile taşıyacağımız değerleri de bu vesileyle günümüze taşıyalım.